İki değerli konuğum var. Habertürk yazarı Nasuhi Güngör, gazeteci, yazar Şükrü Küçük Şahin. Habertürk ekranında sıklıkla zaten her tartışma programında değerli konuklarımızın, arkadaşlarımızın görüşlerini dinliyorsunuz. Bugün de benim konuklarım. Nasuhi Güngör merhabalar. Şükrü Küçük Şahin hoş geldiniz. Teşekkür Merhaba. ederim. Merhaba Faruk. Merhaba Yani ses tonunuzdan anlıyorum ki bizim ne günahımız var da böyle bir şeyi konuşmak zorundayız diyorsunuz. Çok iyi anlıyorum. Ee, Nasuhi Güngör sizinle başlayalım. Ne oluyor? Gerçekten ne söylemek istersen buyur söyle. Teşekkür ediyorum Faruk. Yani Neslihan Hanım'ı dinledikten sonra gerçekten benim konuşacak takatim kalmadı. Hani doğrudan mağduru dinlemek çok başka bir şey. Hani videoları izlemek, tapeleri okumak vesaire bütün bunlar. Ee, günlerdir de çok Türk medyası sorumlu bir yayıncılık gerçekleştiriyor. O tarafında altını çizelim. Umut ederim ki hukuk dünyamızda, bunun altını niye çizdiğimi söyleyeceğim sevgili Faruk. Sen az önce bir çağrıda bulundun. Dedin ki haklı mücadelenize sonuna kadar arkanızdayız. Ben bu meselelerde şöyle bir şeyden çok muzdaribim. Depremde de yaşadık bunu. Depremde o yıkılan binaların sorumlusu olan insanları savunan avukatların cevvalliğini, hukuk adamlarının cevvalliğini biz ne yazık ki mağdurların avukatlarında göremedik. O insanlara hukuken yeterince sahip çıkıldığını göremedik mahkeme salonlarında onların feryatlarına e, tercüman olduklarını yeterince en azından göremedik. Burada da böyle olmasın. Yani birçok avukat gönüllü işler yapıyor Türkiye'de. Yani her hukukçu böyle değil elbette. O insanlar mutlak surette bu işe nasıl yapabiliyorlarsa gönüllü katılım sağlasınlar, destek versinler. Çünkü bir süre sonra sevgili Faruk, sevgili Şükrü abi yani bu şeyler unutulur bizim hayatımızın kendi gündemindeki bazı konular bunları geri plana iter ama o ateşin düştüğü yeri yaktığı insanlar bu hukuk mücadelesine para harcamak gitmek gelmek vesaire bu konularda daha da mağdur olabilirler onların yanında olmak sürecin devamında daha kıymetli bir başka konu tıp dünyasından hekimlerden ister örgütlü olsun ister örgütsüz olsun buna dair sesler duymak istiyoruz Faruk Aksoy bu süreçlere dair onların sesini duymak istiyoruz ne söylüyorlar. Çünkü onların sesini duyduğumuz takdirde iki şey olacak. Bak zaten Türkiye'de hasta doktor ilişkisi gerilimli bir alan. Birçok sebebi var. Onu başka bir gün konuşabiliriz ama bu şu anda buna çok daha derin bir güven problemi ekledi. Yani insanlar zaten özel hastanelere gittiğinde şöyle bir kaygıyla gidiyorlar Faruk. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Ya şimdi beni muayene edecekler ve bir takım tahliller, işte filmler, tomografiler vesaire isteyecekler. Bunlar ne kadar gerekli, ne kadar değil diye hepimiz o endişeyi zaten yaşıyoruz. Ben yaşıyorum. Ya yani yaşamıyorum diye varsa yaşıyor. ben de hakikaten dinle. Tabii. Evet. Ben onu dinlemek isterim. Şimdi süremiz kısa. Ben şöyle bir şey daha söylemek istiyorum. Sen de en başta söyledin. Bu ekranlarda da hep bunu sen de birlikte de savunduk insan hayatını doğrudan ilgilendiren hiçbir hizmet parayla satılamaz. Doğru. Devlet buna göz yumamaz. Doğru. Eskilerin haceti asliye dediği asli ihtiyaçlar, eğitim, sağlık, Hatta bana sorarsanız beslenme, hatta bana sorarsanız barınma bu alanlarda devlet mutlaka vatandaşının yanında olmalı. Yani şimdi az önce söyledin. Ya bahçesi olmayan okullar, uyduruk kaydırık binalara verilmiş ruhsat. Eğitim hayatında çocukların nefes alacağı bir şey yok. Yani hapishane gibi okullara ruhsat veriliyor. Söyledim ben tekrar etmiş oldum. Başka şunu görelim hep birlikte. Ee, hastanelerle ilgili. Şimdi bu taşeron konusu yani şimdi insan hayatının o ihtiyaçlarını satılık hale getirdiğinizde bundan bir de matah bir şeymiş gibi sağlık sektörü diye söz ettiğinizde zaten iş elinizden çıkıyor. Ya zaten özel hastanelerin hali belli. Siz üstüne bir de o özel hastanelerin içinde denetimden adeta uzaklaştırmak için bir takım kendinize özgü alanlar oluşturmuşsunuz. Adına da işte taşeron hizmet bilmem ne falan demişsiniz. Yani. Düşünün ki iyi işlediğini düşündüğümüz bir özel hastanede bile hastanın durumu, ihtiyaçları, ne zaman çıkacağı, ne zaman çıkmayacağı, gerçekten sağlık problemlerinin giderilip giderilmediği bir taşeron firmaya emanet. Ya bu korkunç bir gerçek. Ben net olarak söylüyorum, Şükrü abi de söyleyecekleri vardır. Bizim kurduğumuz ve tercih ettiğimiz sistemin insani olmadığını ben baştan beri hep savundum. Yani çok mecbur kalınmadığınca, çok özel bir alan yoksa, veya kendisince parası bol olan insanlar kendi sağlığı için bir şeyler oluşturmuyorsa sağlık hizmetleri bedava olmak zorundadır. Bu bir. İkincisi eğer böyle bir sistem kurdunuz, benim katılmadığım, onaylamadığım bir sistem. Ya Allah rızası için bari bunu doğru dürüst denetleyin ya. Ya denetlemediğiniz zaman da o çürümüşlük ifadesi tam olarak buraya oturuyor. Ya yani söyleyeceklerim var ama ilk turda söyleyeceklerim evet. bunlar ve ben e, bütün dünyada, bütün dünyada bu konuda sorunlar var. Ama yanlış bir sistemi bile yeterince denetlediğinizde hiç olmazsa bu kadar facia çıkmıyor. Doğru, Ve doğru. inanın, e, e, inanın, inanın burada yani gördüğümüzden çok daha fazlası var. Endişeliyim ben. E, umarım ben yanılırım. E, umarım öyle çıkmaz.